Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum. Yani kıymetli Hasan abinin söylemiş olduğu sözler tamamen kendi karakterinin, kendi o güzel kalbinin yansımalarıdır. Bizler öyle görüyorsa ne ala, bizler bundan mutlu olduk. Dileriz onun o güzel teveccühüne de layık oluruz. Hasan abiyle beraber zorlu süreçleri beraber geçirdik. Bizim en zorlu psikolojik açıdan, maddi açıdan o sınav süreçleri çok zorlu bir süreçtir. Sizler de belki yaşıyorsunuz, yaşayanlarınız vardır ama ileride muhakkak yaşayacaksınız. O süreçlerde Hasan abinin bize rehberliği, destekleri hakikaten bizler açısından çok değerliydi. Kendimi kısaca tanıtmak isterim. Ben 1986 yılında Sivas'ta Kurtoğlu köyünde dünyaya geldim. İlkokulu ve ortaokulu köyümde okudum. Öyle yüksek maddi imkanları olan bir ailenin çocuğu değilim. Tarım ve hayvancılıkla geçinen bir ailenin çocuğuyum. Ama hamdolsun arkamızda babamız, rahmetli babamız sıkı durdu ve bizi okutmak gayretiyle de çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Rabbimize öncelikle hamd ediyoruz. Daha sonra da Allah babama rahmet eylesin. Onun da destekleriyle okuduk. İmam Hatip Lisesi'ni 2000 yılında Sivas Merkez İmam Hatip Lisesi'ne girdik sevgili arkadaşlar. Orada bizim okuduğumuz dönemde Kasayi adaletsizliği vardı maalesef. Biliyorsunuz 28 Şubat sürecinin devamı olan süreçte İmam Hatiplere ve dindarlara büyük zulümler yapıldı. Biz de okuduğumuz süreçte 50 puan geriden geliyorduk üniversite sınavını kazanma sürecinde. Ona rağmen Rabbimiz bize yardımcı oldu. Önümüzdeki engellere rağmen Gazi Üniversitesi Kamu Yönetim Bölümünü okul birinciliği kontenjanıyla kazandık. Herkesin bir hesabı varsa Rabbimizin de bir hesabı varmış. İnşallah sonumuz hayır olur. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde okuduk. Gazi Üniversitesi'ni okurken kamu yönetim bölümünü işletmeyi de nihayete erdirdik. Daha sonraki süreçte zorlu bir süreç asıl oradan sonra başladı. Sınavlara hazırlık süreci. Orada hakikaten İlim Yayma Cemiyeti'nin kıymetli Ankara Şubesi Başkanı Halim Altunkal hocamızın, Hasan abinin, Uğur abinin o destekleri hakikaten çok büyüktü bizlere. Onların o destekleri olmasaydı belki de biz bu süreçte olmazdık. Onlara tüm İlim Yayma ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi insanların elinden tuttu ve nihayetinde de ülkemize, milletimize hizmet etme şerefine bizi nail kıldılar. Oradan çok zorlu bir süreç yaşadık. Sınavları hazırlık süreci çok zorludur. Çok sabır gerektirir, çok azim gerektirir ve çalışma gerektirir. Orada daha sonra Devlet Personel Başkanlığı'nda 5 ay bir uzman yardımcılığı yaptık. Sonra nihayetinde de kaymakamlığa başladık. Kaymakamlıkta da şu an kaymakam adaylığı dahil 10. yılımızdayız. Zamanın nasıl aktığını da şu an hakikaten insan anlıyor. Zamanı nasıl aktığını en güzel anlatan da çocuklar. Yoksa rakamlardan ibaret 10 sene bakıyorsun sadece rakam ama bir çocuğu düşünün. Bebekliğinden 10 yaşına gelmiş. Nasıl zamanın geçtiği ancak öyle anlaşılıyor. Değişik yerlerde çalıştık. O kadar detaya girmeyeyim ama onu siz okursunuz. İnternetten bulabilirsiniz. Ayancık Kaymakamlığı sitesinden. Şimdi öncelikle kısa bir kaymakamlık mesleğinin detayına girmeden kısa bir tavsiyelerde kısa tavsiyelerde bulunmak isteriz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle biz ne için yaşıyoruz? Amacımız nedir? Ve biz nereye gidiyoruz? Bu soruların cevabını vererek bir kere hayatımıza devam etmeliyiz. Bizim amacımız öyle bir amaç olmalı ki ulaştığımızda tükenmeyecek bir amaç olsun. Mesela amacı kaymakamlık olan bir insan kaymakam olduktan sonra nasıl yaşayacak? Amacı işte çok zengin olmak bir insan, olmak isteyen bir insan amacına ulaştıktan sonra o hayattaki yaşama sebebi ne olacak? Bu açıdan bir kere bizim amacımız ulaşıldığında asla ve asla tükenmeyecek ve ölene kadar biz her daim hem psikolojik hem fizyolojik
hem de çalışma azmi açısından diri tutacak bir amaç olacak. Ki bizim Müslümanlar olarak amacımız Allah rızasıdır. Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Bu öyle bir amaçtır ki hangi mesleğe gelirseniz gelin ya da hangi zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın, hangi varlıkla karşılaşırsanız karşılaşın, hiçbir zaman tükenmeyecek bir amaçtır. Bir kere sizler öğrencisiniz, meslek seçerken bir buna karar vereceksiniz. Bunu asla ve asla unutmayacaksınız. Benim amacım kaymakam olmak, memur olmak, zengin olmak olursa ki bu çok yanlış olur. O zaman oraya ulaştığınızda sizin hayatınıza, hayata tutunacak tanınız kalmaz. Hedeflerimiz olabilir. Kaymakam olmak hedefimizdir. Başarılı olmak hedefimizdir. Ama bu hedefler bizi rızayı ilahi amacına götürdüğü sürece hem durmadan, yorulmadan çalışma azmi ve kararlılığı gösteririz. Hem de bizim hayatımızdaki süreci daha sağlam, daha böyle nedensellik içerisinde yaşamamızı sağlar. Diğer bir ikinci tavsiyem de şu, makamlara, mevkiler neyse amaç hedeflerimize ulaşmak için amacımız rıza ilahi ama hedeflerimiz de var tabii ki. Hedeflerimize ulaşmak için asla ve asla Rabbimizin koymuş olduğu sınırları aşmadan bu hedeflere ulaşacağız. Meşru sınırlar içerisinde bu hedeflere ulaşmalıyız. Ne demek istiyorum? Torpildir vesairedir, kul hakkı yiyerek bir makama gelmek ne size hayır getirir ne de hizmet ettiğiniz insanlara hayır getirir. Birazdan kaymakamlıkla alakalı konuşacağız. Bizden en büyük beklenti adalettir yönetici olduğumuz yerlerde. Adaleti sağlayanlar ancak o mesleği adil bir şekilde, hukuki bir şekilde hak ederek gelenler ancak sağlayabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bu noktada asla bundan taviz vermeyin. Hasan abi de o süreci çok yakından görmüştür. Rabbimize hamdolsun biz vermemeye çalıştık. Sonuçta Allah'ın dediği oluyor. Bu rızık korkusu da olmasın sevgili arkadaşlar. Rızık Allah'tandır. Bir şekilde Rabbimiz karnımızı doyuracak. Onun garantisini bize veriyor. Rızık telaşesine düşük veyahut da bizler genciz, çevremizin, ailemizin baskıları da var. O kadar okudun bir işe giremedin gibi baskılar da olacaktır. Yani bunlara kapılıp meşru olmayan şeyler, metotlar uygulayarak bir yere gelmek açıkçası ne size hayır getirir ne işinizi doğru düzgün yapmanızı sağlar. Çünkü kul hakkıyla oraya gelmiş olursunuz ki bu da hem dünya açısından hem de ahiret açısından tehlikelidir. Bir amelin salih amel olması için 3 temel şart gerekiyor. Üçünün de aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Ben bir hoca değilim ama İmam Hatip'te okuduğum için ve Hasan abi gibi değerli büyüklerimizin tedrisatından geçtiğimiz için onlardan öğrendiğimiz şeyler. Ben de size hatırlatmak isterim. Öğretmek değil, hatırlatmak isterim. Sizler zaten çoğunuz biliyorsunuz. Birincisi dediğimiz gibi amaç rızayı ilahi olacak birinci şart bir amel için. İkincisi ne olacak? Rıza-i ilahi olduktan sonra o işin helal olması gerekiyor. Yani yaptığımız işin helal dairede olması gerekiyor. Üçüncüsü de o helal işi meşru bir şekilde elde etmemiz gerekiyor. O helali. O helali meşru bir şekilde elde etmezsek o zaman ne olur? Bu da salih amel olmuş olmaz. Yani şöyle diyelim. Benim amacım Allah rızası. Ben Allah rızası için çalışacağım. Ne yapacaksın Allah rızası için? Niyetim de tabii şey olacak. İşte ben Allah rızasını kazanmak için kaymakam olacağım. Çok güzel. İkinci şart da sağlandı. Ama nasıl olacaksın? Hak ederek mi? Hak etmeyerek mi? Eğer hak ederek meşru daire içerisinde kaymakamlık yapacaksın, işte o salih amel olur ama torpille vesaireyle kul hakkı yiyerek oraya ulaşacaksın. O olmaz. Bu tavsiyelerimi size anlattıktan sonra kaymakamlık mesleğine gelmek isteriz arkadaşlar. Kaymakamlık mesleğini anlatırken de işte bu söylediğim şeyleri unutmamanızı rica ediyorum. Bu çok önemlidir. Şimdi kaymakamlık da sevgili arkadaşlar hakikaten çok zor bir meslektir. Onu bir belirteyim. Çünkü bu mesleği yapabilmek için idealist olmak gerekir.
idealist olmayan kişilerin yapacağı bir iş değildir. Bu meslekten siz eğer para kazanmak istiyorsanız, zengin olmak istiyorsanız vesaire bu amaçlarınız varsa bu mesleği tercih etmeyiniz. Bu meslek hakikaten zor bir meslek dediğim gibi. Niye? Çünkü çok zor yerlerde çalışmamız gerekiyor. Ben mesela Beytüşebap'ta çalıştım. Yani ne kadar zor gibi görünse de hamdolsun çok güzel geçirdik oradaki süreci. Çok insanlarla çok iyi ilişkiler kurduk. İnşallah onun da karşılığını onların duasıyla alıyoruzdur. Bir kere idealist olmak gerekiyor. İdealist olmadan bu iş yapılmaz. Ondan sonra değerli arkadaşlar, bu meslek klasik memur mesleğinden farklı bir meslektir. Klasik memur, hani dediğim gibi sabah 5, akşam sabah 7, 8, sabah 8, akşam 5 olay yoktur bizde. 24 saat çalışmak esastır. 24 saat her an her şey olabilir ve siz de her an her şeye hazırlıklı olmalısınız. Bu açıdan böyle bir hususiyeti vardır bu mesleğin. Bu meslekte işte dediğim gibi aynı zamanda şöyle Neyim? 650-657'ye bağlı bir memur gibi de değilsiniz. Bir siyasetçi gibisiniz aynı zamanda. Hem siyasetçisiniz hem memursunuz. Hani nasıl tanımlayalım kaymakamlığı? Yani bir bürokrat değil ama politikrat mı diyelim, nasıl diyelim bilmiyorum. Hem bir politikacı hem de bir bürokrattır kaymakamlar. Yani devletin yereldeki hem bürokrasinin getirmiş olduğu o işleri, görevleri, vazifeleri yapar. Hem de vatandaşın ve oradaki siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar neyse bunlarla bir siyasi dil de kullanmak şartıyla bazen iletişim kurar. Bir nevi doku duygusu var ya hani dokunma duygusu, algı duygusu, gözü, kulağı işte dokunması. İşte devletin vatandaşa dokunduğu yerlerdir doğrudan kaymakamlıklar. Bunu kaymakamlar bunu yaparken de işte ilmi siyaseti de iyi becermek gerekir. İnsanları kırıp dökmeden ve son derece sakin kalarak bu süreci atlatmamız gerekiyor. İşte daha doğrusu yürütmemiz gerekiyor. İnsanları haklı da olsa, haksız da olsa sizle iletişim kuran insanların sakin bir şekilde dinlenmesi ve sorunlarına çözüm bulunması gerekiyor. Bu meşakkatli bir iştir. Neticede hepimiz insanız. Bazen bir vatandaş geliyor karşımıza. O kadar hem hukuka uygun olmayan hem de saçma sapan diyebileceğimiz bir talep oluyor ki neticede insanız, gayri ihtiyari sinirlenebiliriz. İşte orada sinirlenmememiz gerekiyor. Güzel bir şekilde, tatlı bir dille anlatmamız gerekiyor. Bir de şu önemli arkadaşlar. Şimdi bizim devlet tarihimize baktığımızda işte devlet efendi millet hizmetkar anlayışı vardı son sürece kadar. Bu böyle olunca da vatandaşın hizmetini gören makamlar olmak yerine makamların, vatandaşların, milletimizin çekindiği, korktuğu makamlar haline de gelmişti belli bir süreçte. Burada bizim anlayışımız şu olmalı. Yani evet devletimizi seveceğiz, devletimize sahip çıkacağız. Devlet olmadan düzen olmaz ama ne demiş Şeyh Edebali? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsani bir bakış açısıyla millet efendi, devlet hizmetkar bakış açısıyla olaya yaklaşmazsak vatandaşların bize karşı olan o algıları olumsuz olur ve bizden beklentiler de zaten bu. Hem devlet büyüklerinin şu anki son süreçte özellikle Turgut Özal rahmetli Özal zamanında gelen o süreçte her ne kadar 90'lı yıllarda kesintiye uğrasa da şimdi de hamdolsun o anlayış hakim. Bizden devlet büyüklerimizin de beklettiği millet hizmetkardır. Devlet de özür diliyorum millet efendidir. Devlet de hizmetkardır anlayışı içerisinde olmak. Bir kere bunu bir koyacağız. Bazen bakıyorum çevreme çok aşırı devletçi arkadaşlar var.
Yani devletçi derken hani devletimizi biz de seviyoruz ama yani vatandaşa bir şeyi verirken sanki kendi cebinden veriyormuş gibi haklı olduğu halde kendi cebinden veriyormuş gibi veyahut da vatandaşı hakkı olan şeyi verirken zorlayan, süreçlere sokan, işte değişik bürokratik süreçleri koyarak vatandaşı şey yapan, zora sokan bir anlayış da var az da olsa. Böyle olmamanızı tavsiye ediyorum. Unutmayın, emanettir her şey bize. Nasıl canımız emanetse, canımızın gerçek sahibi Rabbim ise, Rabbimize vereceğiz canımızı, her şeyimiz mülk Allah'ındır, her şey Allah'ındır. Bunu unutmayacağız. Emanet duygusunu unutmayacağız. Canımız da emanettir, her şeyimiz de emanettir. Bu makamlar, bu mevkiler de emanettir. Bu makamlar, mevkiler kimden emanettir? Öncelikle Rabbimizden emanettir. Bizi sınav ediyor bu makamlar, mevkiler aracıyla. İkincisi de milletimizin emanetidir. Devletin gerçek sahibi millettir arkadaşlar. Millet olmadan, mesela milletimizden almış olduğumuz vergiler olmadan, milletimizin içinden çıkan o askere gönderdiği evlatları olmadan, yine bizler de o milletin evlatlarıyız. Anamız babamız o milletin ferdi değil mi? Olmadan bir devlet olamaz. Bir millet duygusu olacak ki güçlü bir devlet duygusu olsun. Güçlü devlet, güçlü millet değil. Güçlü millet, güçlü devlet anlayışı içerisinde olunmasını ben istirham ediyorum. Benim en azından bakış açım o. Ve bu açıdan baktığında size gelen insanlar kim olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese de eşit bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde hizmet etmemiz gerekir. Bu bir lüks değil, bu bir görevdir. Bunu bazen işte makama geldiğimizde hepimiz insanız neticede. Bir dünya görüşümüz var, bir siyasi görüşümüz var, dini inancımız var. İsmail Pendik olarak benim belli bir inancım, elhamdülillah Müslümanım. Belli bir siyasi görüşüm, belli bir dünyaya bakış açım var İsmail Pendik olarak. Ama Ayancık kaymakamlığı makamına oturduğum andan itibaren İsmail Pendik'in o şahsi şeyleri, inançları veyahut da siyasi görüşleri oraya yansıyorsa o tehlikelidir. Kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı geldi. İster Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, ister Alevi olsun, ister Sünni, ister sağcı olsun, ister solcu. Onu güzelce dinleyip makul ve haklı bir talebi varsa onu yerine getirmek hem bizden Rabbimizin beklediği bir şeydir. Hem de devletimizin ve milletimizin beklediği bir şeydir. Hani Hazreti Ali'nin Mısır valisine yazmış olduğu bir mektup var. Ben kaymakam olmadan önce öğrencilik yıllarımda onu okumuştum. Dün yine okudum. Buraya daha hazırlıklı. Ona valisine taviz Hazreti Ali'nin Mısır valisine. Diyor ki oradaki Müslümanlar senin dinde kardeşindir. Diğerleri ise yaratılışta eşindir. Olay bitmiştir arkadaşlar. Böyle yaklaştıktan sonra inanın insanlar sizi sever. O makamlar insanların umut içerisinde olduğu, sorunlarının çözebileceği, sorunlarını çözme noktasında ne diyeyim gitme isteğinde olduğu makamlar haline gelir. Güneydoğu'da çalışmıştım. Güneydoğu'da ben Beytüşşabap'ta göreve başlamadan önce Hasan abi de bilir, o yörenin insanıdır. Bu insanlar arasındaki o kan davaları vesaire vardır. Kan davaları, bunları çözmek, çözenler genelde orada meşruiyeti en yüksek insanlardır. Yeri gelir sözü dinlenen bir meledir, yeri gelir bir ağadır. Ama son süreçte ben Beytüşşabap'a gittiğimde ilk başlarda bunu PKK terör örgütünün ve o uzantının bu noktada etkin olduğunu gördüm. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. O bölgede belli bir süreçte vatandaşın gözündeki meşru güç haline PKK gelmiş. PKK'nın işte oradaki uzantıları gelmiş. O insanlar gelmiş. Kan davası olduğunda hadi bizi barıştır diye gidildiğinde onlara başvuruluyordu. Bu açıkçası devletimiz açısından, bizim oradaki görevimiz açısından tehlikeliydi. Bu bakış açısı içerisinde de olmak gerekiyor. Daha sonra tabii insanlara insani bir şekilde, ön yargısız bir şekilde ne olursa olsun haklı
ve meşru taleplerini karşılayan bir anlayış içerisinde olduğunuzda ve merhametli olduğunuzda insanlar sizi seviyor. Hangi insan olursa olsun, insanlığını kaybetmemiş kim olursa olsun siz insanı bir şekilde yaklaştığınızda o da size insanı bir şekilde karşılık veriyor. Ben bunu çok gördüm. Orada da hamdolsun oradaki insanların seviyesine inmeye çalıştık. Benim ana dilim Türkçe. Türk anne babadan doğdum. Ama oradaki insanların ana dili Kürtçe. Kürt anne babadan doğmuş, Kürtçe konuşuyor. Şimdi bir insanın gönlünü kazanmanın yolu dilinden de konuşmaktan geçer. Dilinden dediğim hem hal dilinden, hem mana dilinden, sevgi dilinden, hem de tabii ki en azından konuştuğu o dilden bir iki kelime söylemeniz gerekiyor. Şöyle diyelim, aslında çok benzer tarafı yok ama anlaşılması açısından söylüyorum. Bir Amerikan Büyükelçisi atanıyor Türkiye'ye. İki tane Türkçe kelime söylediğinde ne yapıyoruz? Vay be adama bak, Türkçe de biliyormuş diyoruz değil mi? Biraz böyle bir sempatiyle yaklaşıyoruz. Kaldı ki oradaki insanlarımız bizim insanımız. Oradaki Kürt kardeşlerimizle biz ta geçmişten gelen hem kader birliğimiz var, zorluklara karşı mücadelemiz var. Bu toprakları vatan kılmak için kan akıtmışız, canlar vermişiz. Böyle bir geçmişimizin olduğu insanların dilini niye konuşmayalım yani? Böyle bir anlayış olabilir mi? Az da olsa vatandaştan öğrendik Kürtçeyi. Yani ben okturup kitap çalışarak Kürtçe öğrenmedim. Gelen, her gelenden bir kelime öğrendim. Bu hem o vatandaşa sempati ile yaklaşmasını sağlıyor size karşı. Sizi sevmesini sağlıyor. Beni sevmesi demek İsmail Efendi'yi sevmesi değil Beytüşebap'ta. Beytüşebap'ta kaymakam İsmail Efendi'yi sevmesi demek, kaymakamı sevmesi demek, kaymakamı sevmesi demek, devleti sevmesi demek. Silsile bu şekilde, tamam mı arkadaşlar? İşte yavaş yavaş, yavaş yavaş siz bir iş yaptığınızda zaten halkımız arasında bu yayılır. Bunu görürsünüz. Vatandaş bunu göre göre, tabii diğer hizmetlerimizde göre göre artık bize sempatiyle ve büyük bir sevgiyle yaklaştılar. Allah onlardan razı olsun. Sonraki süreçte arkadaşlar çok büyük olaylar yaşadık. İlk 6 aydan sonra çok büyük böyle kan davasına dönüşecek, hatta kan davası olmuş olaylar yaşadık. Ne oldu biliyor musunuz? Oranın ileri gelenleri, orada öyledir, kabileler vardır, aşiretler vardır, ileri gelenleri vardır. Böyle bir olayda gelip bizden aracı olmamızı istediler. Bunu siz araya girin de çözün dediler. Bu çok değerli bir kazanımdır arkadaşlar. O bölgenin insanları bunu daha iyi anlar. Yani PKK'lıların, terör örgütü PKK'nın uzantıları veyahut da o kişiler bellidir orada. Herkes tanır birbirini. Onlardan değil de bir devletin kaymakamından gelip yardım istiyor. Çok kötü bir olay. Çok rezil bir olay. O öyle bir olaydı ki büyük bir kan davasına dönüşebilecek bir olaydı. İnsanların birbirini kıracağı, dökeceği bir olaydı. Beytüşebap merkezdeki o kabilelerin liderleri içinde o malum şeylere de hatta birisi bir kabilenin reisinin oğlu HDP'nin adayıydı yerel seçimlerde. O da dahil hepsi geldi dedi ki Kaymakam Bey biz böyle bir hadise yaşayacağız. Lütfen bize yardım edin, bizi barıştırın. Bunu ben çok değerli gördüm. Rabbimize de hamd ettik. Böyle bir dönüşümü bize şahit kıldığı için Rabbimize hamd ediyoruz. Ön yargısıyla yaklaşmamak gerekiyor insanlara. Kim olursa olsun, ne olursa olsun o kabul ettiğimiz ön yargılarıyla yaklaştığımızda biz kimseyi kazanamayız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu peygamberi metodu hem insanlara yaklaşım açısından hem de yöneticilik açısından uygulamamız gerekiyor. Hayatımızın her alanında örnek olduğu gibi yöneticilik alanında da en büyük örnek, en büyük lider Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve onun o kaynaktan beslenen insanlardır, halifelerdir, şeylerdir, yöneticilerdir. Bunları okuyun. Ali İzzet Begoviç var mesela. Biraz önce dedim ya hani hangi makama gelirseniz gelin meşru bir şekilde gelin diye. Bir etkilendiğim bir şey vardı, onu da anlatmak isterim. Çoğunuz okumuştur. Bir savaş oluyor. Biliyorsunuz Bosna ordusunda Hristiyanlar da varmış. Hristiyan komutanlar da varmış. Orada bir Müslüman komutan, Hristiyan bir komutana dininden dolayı bir
Küfür hakaret mi etmiş, onu aşağılamış. Öyle bir şey olmuş. Sonra Ali'ye İzzet Begoviç'e bunu bildiriyorlar başkomutan olarak. O da diyor ki hemen mahkemeyi kurun, yargılayacağız. Oradakiler diyor ki efendim diyor, savaşın ortasındayız. Böyle bir mahkeme kurulursa hem ordu içinde bir fitne fesat çıkacak. O savaşma azmi kurulacak. Hem de savaşın ortasında böyle şey olur mu diyor. O da diyor biz ne için savaşıyoruz diyor. Bizim buradaki mücadelemizin amacı hak, hukuk, adalet, o güzel kavramları orada söylüyor. Bundan ayrılmamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ben kısaca bunları söyledikten sonra Hasan abi sorularla isterseniz açalım. Ne kadar oldu süre onu da bilmiyorum ama sorularla gidersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar sorular sorsunlar bize. Eyvallah Sayın Kaymakam. Ben de bu arada çok güzel notlar aldım. Çok istifade ediyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İlk yarım saatimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bir yarım saatimiz daha var. Arkadaşlar arzu ederse bir 10 dakika daha uzatabiliriz. Bu kısımda biraz soru-cevap kısmına gelelim. Arkadaşlar sorusu olan varsa mikrofonu açıp sorabilir. Ya da el kaldırıp tek tek söz de verebiliriz. Buyurun, sorusu olan varsa sorabilir. Beraber süreci yürütelim inşallah. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? İsmail Kaymakamımıza. Erkenleri de kabul ederse. Estağfurullah, Buyurun. ne demek ki? Buyurun. Hocam öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Denizde insanların sorunlarına çözüm getirmek ya da ihtiyaçlarını karşılamakta yani karşıladığınız zaman size neler hissettiriyor hocam? Yani, size hissettirdikleri nelerdi hocam? Bunu merak ettim. Vallahi büyük bir tatminiyet. Bizim mesleğin en güzel yanı o. Yapmış olduğunuz iyi şeylerin karşılığını hemen alıyorsunuz. Bizim milletimiz aziz bir millet. Hem ne olursa olsun, Kürt olsun, Türk olsun, Alevi olsun, Sünni olsun, sağcı olsun, solcu olsun. İnsani bir şekilde yaklaşıp gerçek manada hak etmiş olduğu meşru talebini karşıladığınızda size karşı herkes dua ediyor. Bu da ne yapıyor? Sizin daha fazla bu meslekte çalışmanızı, gayretinizi artırıyor. Yorulmuyorsunuz. Şimdi gireceksiniz. İnşallah sizlerden hepiniz kaymakam olursunuz ya da diğer daha güzel yerlere gelirsiniz. Şimdi süreç içerisinde arkadaşlar beklentilerimiz var ve ortada gerçekleşenler var. Beklentilerimiz gerçekleşmediğinde ben şimdi 10 yıllık kaymakamım. Böyle daha tecrübeli abilerimizi görüyoruz. O tecrübeli abilerimizde bir kısmı hala ilk girdiği gibi çalışıyor. İlk girdiği gibi o azimle, o idealizmle çalışıyor. Ama bir kısmı da artık idealizmini kaybetmiş bir şekilde, hatta yeni gelen gençleri de demotive edecek şekilde de söylenenler içerisine giriyor. Bu neden dolayı? Bu şundan dolayı, beklentiler gerçekleşmediği için. Belli bir kariyer şeyi var insanların. Kaymakamlığa girenin de amacı valiliktir. Onu da söyleyelim. Vali olmak bu kaymakamlık mesleğinin ne diyeyim, her kaymakamın gönlünde yatan aslandır. Şimdi valilikte herkese nasip olmaz. Yani binlerce kaymakam var ama 81 tane vali var. Neticede böyle bir süreç de var. Bu da bir valilikte siyasi bir makamdır. Bu da gayet doğaldır. Her siyasi iktidar kendi politikalarına uygun kişilerle çalışmasını ben gayet meşru ve doğal görüyorum. Yani liyakatlı kişileri atamaları tabii ki onlar açısından da gerekliktir. Ama bazen bu da olmuyor olabilir. Lakin her siyasi iktidarın kendi çalışacağı valileri atamasını ben son derece meşru karşılıyorum. İşte bu da olmayınca artık şey bitiyor. Meslekte o varoluşsal neden bitiyor. Onun için hani ilk konuşmamda dedim ya, amacınızı iyi tayin edin. Amacınız vali olmak, kaymakam olmak vesaire, yüksek makamlara gelmek. Hadi diyelim Türkiye'yi yönettiniz, hadi diyelim dünyanın lideri oldunuz. Amacınız buysa oraya geldikten sonraki süreçte sizi ne ayakta tutacak? Amacınız rıza ilahi ise arkadaşlar, ister kaymakam olun, ister vali amacı güçseniz bile, olamasanız bile, o haksızlık, kendinize göre haksızlık gelen şeylerle karşılaşsanız bile o sizi yıldırmayacaktır. Bizler de karşılaşıyoruz. Bizler de bazen hayal kırıklıklarına uğruyoruz. Ama hamdolsun diyoruz ki biz buraya ne için geldik?
Nereden geldik? Ne için geldik? Nasıl geldik? Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Biz Hasan abi daha iyi biliyor. Şimdi ben dersem ki ya bu nasıl bir meslek? Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu ne kadar az maaş veriyorlar? Örnek veriyorum. Ya böyle bir zorluk olabilir mi dersem o kendi biz nereden geldik ya? Biz daha doğru düzgün kıyafetimiz yoktu. Hem Allah'ımıza hamdolsun hem de Allah devletimize zeval vermesin. Bir kere bu gerçeği unutmayacağız. Bir de amacımız olan Rıza-i İlahi unutmayacağız arkadaşlar. Rıza-i İlahi'ye götüren yolda yine kulların da rızasından geçer yönetici için. Kulların rızasından geçer. Yani bizim sorumlu olduğumuz kişilerden almış olduğumuz dualar, almış olduğumuz o olumlu şeyler bizi Rıza-i İlahi'ye götürecektir. Bu mesleğin güzel yanı budur. Değerli kardeşim. Ozan kardeşim. Teşekkür evet, ederim. Ahmet Adil Şimşek hocam size sorunuz var. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. İsmim Ahmet Adil, soyadım Şimşek. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisiyim. Hocam ben şey sormak istiyorum. Bu kaymakam olarak yurt dışı stajınızı anlatır mısınız? O zamanlar nasıl oluyor? Nasıl gerçekleşiyor? Sizinki nasıl geçti? Evet. Teşekkür ediyorum Ahmet kardeşim. Bizim şimdi şunu söyleyeyim. Staj demişken hakikaten devletimiz içerisindeki memur hem hakim savcı olsun üst düzey görev yapacak kişiler içerisinde en iyi eğitim verilen makamlar meslek kaymakamlıktır arkadaşlar. Bunu çok iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Her ne kadar 15 Temmuz'dan sonra bu süreç biraz sekteye uğratsa da 15 Temmuz öncesindeki gibi gitmese de çünkü zorunluluk vardı. Tam süre dolmadan atanması gerekiyordu. FETÖ'den boşalan yerlerin doldurulması gerekiyordu. FETÖ'cülerin bırakmış olduğu boşlukların. O nedenle biraz bu sarsılsa da onu tırnak içine alalım. Bizim zamanımızda 3 yıldı stajımız. Stajdan da bahsedeyim. Sonra yurt dışı stajını anlatayım. Bu stajın arkadaşlar ilk başta valiliklere bizi gönderirlerdi. İldeki o kurumları tanırız. Daha sonra ben kendi stajım aşama aşama bahsedeyim. Ben Kahramanmaraş kaymakam adayıydım. Kahramanmaraş'a gittik. 2 ay valilik stajı yaptık. Kurumları gezdik. Jandarmasından emniyetine, işte müftülüğünden milli eğitimine kadar. Onlara tanındık. Ondan sonra bizi bir kaymakam refikliği stajı yaptım ben. Şu an Manisa valimiz olan Yaşar Karadeniz'in yanında kaymakam refikliği stajı yaptık. 2 ay da orada kaldık. Ne yaptık? Gözlem yaptık. Yani kaymakam nasıl davranır, nasıl iletişim kurar, onun gözlemini yaptık. Daha sonra teftiş stajına gittik. Teftiş stajı da şudur, mülkiye müfettişlerinin yanında onlar rutin denetimleri vardır. Onların yanında o denetim yaparken siz de onların yanında o denetime katılırsınız. O işin orada çok değerlidir. Mevzuatsal ve mutfak boyutunu orada görürsünüz. Nevşehir'de yaptık. Sonraki süreçte işte dil kursu, 4 ay dil kursu gördük. Biz Almancayı bize verdiler. Her ne kadar istemesem de o süreçte ben şeyi istiyordum açıkçası. İngiltere'ye gidip yüksek lisans yapmayı düşünüyordum. Ama o süreçte FETÖ'cüler etkili olduğu için biz Almancayı kimse istemiyordu. Biz de Almancayı verdiler. Ama şimdi bakıyorum da iyi ki de Almanya'ya da gitmişim. Yani Almancayı da iyi ki de öğrenmişim. İngilizceyi öyle ya da böyle biliyorum. Almancayı da öğrendik. İkinci bir dilimiz oldu. O da güzel oldu ya. O zaman mesela isyan etseydim. Ya kardeşim bu ne biçim bir şey ya. Ben yüksek lisans yapacaktım. Niye şöyle oldu böyle oldu deyip şey yapsaydık. Yanlışa sürüklenebilirdik. Şimdi bakıyorsun iyi ki de öyle olmuş diyorsun. Bazen başımıza gelen çoğu zaman başımıza gelen musibetlerde hemen isyana sürüklenmememiz gerekiyor arkadaşlar. Göreceğiz. Yani o süreç içerisinde Rabbimize inandıktan ve güvendikten sonra o an bizim için musibet olan şeylerin ileride nasıl hayra tebdil edildiğinde yaşayarak en azından şu süreçte ben gördüm. Görmeye de devam ediyorum. İnşallah siz de görürsünüz. Almancayı öğrendik. Ben Almanya'ya gittim. Hamburg kentine. Hamburg'da bir yıl kaldık. Bizim zamanımızda İngiltere'ye gidiliyordu arkadaşlar. Amerika'ya gidiliyordu. İspanya'ya. Fransa'da vardı ama Fransa'yla yine bir Sarkozy zamanıydı. Bir kriz olmuştu. Yine Ermeni soykırımı vesaire bir şeyler vardı. Sözde Ermeni soykırımını tanıma gibi bir şey olmuştu. Ondan sonra devletimiz o stajı iptal etti.
Fransa'yı kaldılar. Bir de İspanya vardı. Oraya gittik. Ben de Almanya'ya gittim. 5 kişi Almanya'ya gittik. Almanya'nın Hamburg kendinde. Hem dil öğrendik. Goethe Enstitüsü var. Almanya'nın resmi kurumudur aynı zamanda. Orada hem dil öğrendik hem de Hamburg'daki o kurumları gezdik, gördük. Sonra geldik. İşte vekaleten boş ilçelere vekaleten bizi kaymakam olarak gönderdiler. Orada hem o boşluğu doldurduk hem de uygulayarak mesleği öğrendik. Nihayetinde de bir kaymakamlık kursuyla, mevzuata dayalı bir kursla ve onun da nihayetinde de bir mülakatla iş nihayete erdi. Bu şekilde gidiyoruz. Yurt dışı stajı da bizim stajımızın en güzel yanıdır. Çünkü hakikaten bir vizyon kazanıyorsunuz. Kabuğunu kırma gibi bir şey var ya, hani yurt dışını görmek hakikaten arkadaşlar önemlidir, değerlidir. Ben onu gördüm yani. Niye? Bir kuş bakışı, bir bakış açısı kazandığınız gibi ülkenize, hem de oradaki güzel uygulamaları görüp geldiğinizde size bir kolaylık da sağlıyor. Bizim mesleğin güzel yanı da o. Yani orada hem dil öğreniyorsunuz hem de oradaki kurumları geziyorsunuz. Bizim için, benim için Almanya çok yararlı oldu. Hem Almancayı öğrendim, İngilizcenin yanında. Almancayı da en azından kendimizi idare edecek kadar öğrendim. Hem de Alman kurumlarını tanıdık. Almanların o disiplinini tanıdım. Mesela Almanlar çok disiplinli insanlar. İş ahlakı yüksek insanlar. Hani baktığımda onu gördüm. Yani o iş ahlakı olarak hakikaten İngiltere'yi görmedim. Ne yalan söyleyeyim ama Avrupa'da Fransa'yı, İtalya'yı vesaire gezdim. Ama Almanlar kadar böyle düzenli büyük bir ülke görmedim. Onların hani bunu onlara hayranlık şekilde değil, iş ahlakına hayranlık. Yoksa onların her şeyine hayranlık değil. Aile kavramı bitmiş, böyle ahlak kavramı bitmiş. Yani toplumsal olarak, sosyal olarak bir dejenerasyon başlamış. Lakin iş ahlakı olarak hakikaten örnek alınması insanlar. O açıdan da yararlı oldu diyebilirim. İnşallah soruna da karşılığını vermişimdir Ahmet Bey kardeşim. Evet, teşekkür ediyoruz. Furkan Can ki arkadaşımız var. Furkan, senden devam edelim. Sonra Alperen var, onunla devam edelim. Hocam, Sayın Kaymakamım tekrardan hoş geldiniz. Benim size sorum, ben bu mesleğe meraklıyım. Kaymakamlık mesleğine meraklıyım. Ufak ufak çalışmalar yapıyorum. Yani o hukuk olsun, iktisat olsun, o derslere çalışmalara başlamıştım. Bu kaymakamlık mesleği hakkında bir iki tane kişi var aklımda, rol model olarak gördüğüm. Size de o kişileri sormak istemiştim. Tabii. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu var. Yani kendisi süper vali olarak bilinir. Ya ben sizin konuşmalarınızdan bir anda onun sözlerini duydum. Sözlerinden biraz parçalar duydum. Onun gibi konuştuğumuz, onun tarzına yakın bir kaymakamınız vardı. Görevinize öyle bir aidiyet hissediyordunuz. Bir sorum var yani, Recep Yazıcıoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun hakkında düşünce almak istemiştim. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu, rahmetli anıyoruz. Hakikaten bizim mesleğimizi, özellikle onun dönemini düşünün arkadaşlar. Şimdi AK Parti iktidara geldikten sonraki süreçte hem Avrupa Birliği sürecinin etkisiyle hem de genel olarak şey olduğu için parti zihniyeti, yani milleti temel nokta alıp devletin hizmetkar olma anlayışını emreden bir anlayış olduğu için biz bunu uygularken rahatız yani. Şimdi biz bunu söylerken rahatız, uygulamada da rahatız. Ama Recep Yazıcıoğlu'nun vali ve kaymakam olduğu dönemlere baktığımızda hem o uygulamaları yapmak hem de o söylemleri geliştirmek bir yürek ister. Yürekli insan olduğunu görüyoruz. Yani o dönemde, yani şimdi söylemek o lafları kolay. Yani şu an bu atmosferde bu lafları söylemek, benim söylediğim lafları söylemek son derece kolay. Ama o zamanlar darbelerin olduğu süreçleri düşünün. Yani askeri darbe olmuş ve askeri vesayetin altında siz böyle güzel sözler, yani devleti ikinci plana alan, halkı temel noktaya alan sözler söylüyorsunuz ve uygulamalar geliştiriyorsunuz. Ben birebir tanımıyorum tabii şey olarak, yani dünya görüşünün nedir, ne değildir, inancı nedir, ne değildir onu bilmiyorum ama kaymakamlık ve valilik olarak hem yapmış olduğu faaliyetler hem söylemiş olduğu sözlere baktığımızda bizim için de rol model bir şahsiyettir. Rabbim rahmet eylesin. Güzel, her çalıştığı yerde insanların duasını almış olması da onun
güzel insan olduğuna da büyük bir delalettir. Yani onun o dönemde yaşadığı ve görev yaptığı süreçte o sözleri söylemek, o uygulamaları yapmak daha büyük bir cesaretti. O açıdan da bizim için büyük bir rol modeldir. Benim için özellikle. İnşallah biz de onun gibi öyle halkımızın her zaman hayırla yad edeceği insanlardan olur. Teşekkür ederim. Kardeşim. Estağfurullah. Evet, Mustafa Alperen, senin bir sorun var. Onu alalım istersen. Selamünaleyküm Sayın Kaymakamım. Aleykümselam. Benim adım Mustafa Alperen Uçar. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Biz yerel yönetimler dersi alıyoruz, bilirsiniz. Hı hı. Ve yerel yönetimlerde mali ve idari anlamda ülkemizde bir özelliğin, yerel yönetimler özelliğinin yetersiz kaldığını çoğu derste biz tartışırız hocalarımızla. Bizzat işin içinde olarak buradaki yorumunuzu alabilir miyim acaba? Yani şöyle, uygulamada biz de karşılaşıyoruz. Hakikaten şimdi biz devletçi bir gelenek, devletimizi hepimiz seviyoruz arkadaşlar. Devletimiz hepimiz, Rabbim devletimize zeval vermesin. Ama devleti sevmek demek, ne diyeyim, halkın baskılandığı, milletin ikinci plana alındığı, işte böyle bir putlaştırıcı bir devlet gibi bir öyle bir anlayış var ki bazılarımızda. Devlet yani haşa ve haşa Allah gibi yani. Böyle bir algı var. Devlet dediğimiz de bizleriz yani. Bizim uygulamalarımızdır devlet. Biz iyi bir şekilde uygulamalarımızı güzel bir şekilde yaparsak devletin memurları olarak, devletin de halkın karşısındaki meşruiyeti yükselir. Ama devletin o gücünü kendi şahsi menfaati için, kendi ne bileyim dünya görüşü için vesaire, kendi şahsi veyahut da gruptal amaçları için kullanıldığında bu ne oluyor? Meşruiyet azalıyor. O zaman devletin meşruiyeti azaldıktan sonra da yani ne oluyor? Yani çözüm beklenen yer değil, sorun kaynağı oluyor. Biz bunu çok gördük yani. Geçmişimizde, tarihimizde çok gördük. Bir kere bu, ben devletimi seviyorum ama devletçi değilim, onu söyleyeyim. Devletçi değilim derken ben öncelikle milletin hizmet alacağı, en güzel hizmet alacağı uygulamaların nasıl olması, milleti merkez alan, devleti o merkezin şeyi olarak gören, uydusu olarak gören bir bakış açısına sahibim. Şimdi yerel yönetimler açısından da biz uygulamada o zorluklarla karşılaşıyoruz. Merkez, devletçiliğin getirdiği, o devletçiliği niye söyledim? Devletçiliğin getirdiği bir merkeziyetçilik anlayışı vardı okumalarımızdan, biz de üniversitede okuduk. Şimdi uygulamada da onu görüyoruz. Hakikaten bu bizi çok zorluyor. Hem yetki verilmiş bize ama o yetkiyi kullanmak için bir imkan olması lazım. O imkanların yerelde olmayışı sizi uygulamada zorluklara sokuyor. Yani biraz böyle yerel özelliklerken belediyeleri falandan ziyade o bir belediye başkanına sorarsınız onu. Ama bir en azından taşra teşkilatı olarak söyleyeyim ben. Merkezin taşra teşkilatı, biz kaymakamlık olarak ve valilikler olarak. Yani bizler bile bazen elimiz kolumuz bağlanıyor. Merkezden bir anlayışla ülkemiz idare edilmeye çalışılıyor. Bu da bazı konularda çok önemli. Yani bazı konular, mesela afet yönetimi vesaire, merkezi olması önemli. Niye? Çünkü ülkenin imkanları daha iyi biliniyor. O yere daha fazla bir koordinasyon gerekebilir. Ama bazı şeyler vardır. Yerelin ihtiyaçları vardır. Yani Ayancı'nın ihtiyacıyla Beytüşşebap'ın ihtiyacı aynı değildir. Sizin Konya'nın ihtiyacıyla Antalya'nın ihtiyacı aynı şey değildir. Bu ihtiyacı çözmek için de oradaki çözüm merceğinde olan makamları da güçlendirmeniz gerekir. Ki o makamlar daha iyi hizmet sunabilsin. Bu zorluklarla karşılaşıyoruz. Merkeziyetçi anlayış bizi de olumsuz etkileyebiliyor. Şu örneği vereyim. En son ben onu hep açık yüreklilikle eleştiriyorum. Şimdi bu sıralar niyeyse insanlar eleştirmekten de korkuyor. Eleştirmekten korkması da kendi korkaklığı. Yoksa kimse baskı uygulamıyor. Sen eleştirdiğinde sana bir şey olmuyor. Yani düzgün, meşru, ahlaki sınırlar içerisinde kalan eleştiri yaptıktan sonra kim ne diyebilir ki? Ama o eleştiriden de korkuluyor. Ben ona da şaşırıyorum.
Mesela en son bize talimat geldi Mustafa Bey kardeşim. Bu koronavirüs ile mücadele kapsamında. Dendi ki haftanın 7 günü her gün işte bir gün kuaförler, bir gün pazar yerleri, bir gün işte kafeler, restoranlar kendini denetlenecek. Ama o denetlenme günlerini de kendi bakanlık kendisi koydu. İşte dedi ki pazartesi günü orası denetlensin, burası denetlensin. Ama Ayancık'ta pazartesi ve cuma günü pazar. Pazar yerini ben denetlemem gerekmez mi öncelikle pazar yerlerini? Ama onu bile yani bu noktada bile bir merkeziyetçi bir anlayış var. En azından dense ki ya günlerde bu denetlenecek, o günleri siz kendi ilçenin durumuna göre belirleyin dense bizim işimiz kolaylaşacak. Ama neymiş? İşte o da merkezden belirlendi. Ona uygun hareket etme durumu olduğunda ne olacak? Ben pazar yerleri denetleyemeyeceğim. Biz yine denetledik de. Yani yapacak bir şey yok. Pazar tesi cuma burada pazar. Pazar yerini denetlememiz lazım. İnsanların en çok toplandığı yer orası. Bunun zorluğunu biz de yaşıyoruz. Belediyeler açısından ki de daha farklı konular da var. Yani ülkemizin gerçekleri de var. Bu büyükşehir yasası olumlu yanları olduğu gibi özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki olumsuz sonuçlarını da görüyoruz yani. Kendi elimizle maalesef kendi şehirlerimizi yani bölücülerin eline de bırakmış olduk maalesef. Öyle bir olumsuz şey de var. Onun ayrı bir değerlendirmesi gerekir. Onu bir belediye başkanı veyahut da şeyle konuşsanız daha iyi ama taşlı teşkilat olarak bu merkezi anlayıştan biz de ızdırap çekiyoruz onu söyleyebilirim. Evet, cevabınız için çok teşekkür ederim. Umarım konunun dışına sapmamışımdır. Ben normalde akademisyenlik isteyen birisiyim ve yüksek lisansımı hani yerel yönetimler üzerine yapmayı düşündüğüm için işin ehli birini görünce ister istemez içimdeki aklımdaki soruları sormak istiyorum. Bu yüzden teşekkür ederim. Teşekkür, estağfurullah. Ben teşekkür ederim sorun için. İnşallah cevabını atama alamasam da biraz da olsa vermişimdir bu işi. Teşekkürler Sayın Kaymakamım. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan var mı? Son 10 dakikamız. Yoksa Sayın Kaymakamımıza ben hem tecrübe paylaşımı hem de soru mahiyetinde bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Sayın Kaymakamım, biz gençlerle uğraşıyoruz. Gençlerin önünde zihni engeller var. Yani siz de ön yargılardan bahsettiniz. Aslında bu ön yargı sadece toplumla ilgili bir ön yargı değil. Kişilerin kendileriyle ilgili oluşturduğu belki de öğrenilmişlik, çaresizlik boyutunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ben genelde 8 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce yurttayken de benzer kariyer çalışmaları yapıyorduk Uğur abiyle beraber. Yani gençlerde hep şu algı var. Yani liyakat, evet her şey düzgün ama referans çok önemli. Türkiye'de referansınız olmazsa, özellikle kamuda çalışacaksanız, A grubu pozisyonlarda çalışacaksanız çok büyük engel. Referansınız yoksa, hatta argo tabirle dayınız yoksa bu ülkede iş yapmanız çok zor diye bir algı var. Ve bu algı gençleri zihinsel anlamda çok kötü etkiliyor. Çalışmalarını, motivasyonlarını, bunun artısı olarak da çok ciddi bir zaman kaybı ve telafisi mümkün olmayan bir sürece giriyorlar. Şimdi sizinle yaşadığımız bir süreç var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Sizin kaymakamlık mülakatını, sınavını kazandığınızda, mülakat aşamasına geldiğinizde bizde de bu bir ön yargı değildi ama belli bir realite vardı. Evet, referans önemlidir diye. Ben ve diğer yönetici arkadaşlar, işte İsmail Hocam bir referans buldunuz mu? İşte bu işler referansla artı değer katıyor dediğimizde sizin böyle çok güzel, böyle duvara asılacak bir sözünüz vardı. Benim referansım Allah'tır ve ben referans aramayacağım demiştiniz. Allah nasip ederse kimse bunun önüne geçemez demiştiniz ve sonrasında biz haber aldığımızda sizin kaymakamlığa kabul edildiğinizi ve sürece başladığınızı görmüştük. Gençlere bu konuyla ilgili neler tavsiye edersiniz? Mülakat ve referans sistemine ilgili tavsiyeleriniz var mı? Bunu da alırsam, bilmiyorum arkadaşların zihinlerindeki öyle bir soru var mı ama ben bunu arkadaşlar adına vardır, size sorup cevabını da almak istiyorum inşallah. Evet, aynen Hasan abi dediğiniz gibi ön yargılar hem birbirimize karşı olan ön yargılarımız hem de kendimize karşı ön yargılarımız var. Bizi işte çalışmaktan alıkoyan o ön yargılar, işte torpilin olmazsa hiçbir yere gelemezsin. Ya ben bir çobanın çocuğuyum, köyde yaşadım.
Hala köyde de yaşıyorum. Yani öyle bir asilzade değilim yani. Bir köylüyüm. Ondan sonra çıktık geldik. Şimdi Rabbimiz kaymakamlık nasip etti. Bu nasıl oldu? Tabii ki süreç içerisinde Allah'a hamd ediyorum. Rabbimizin yardımı olmasaydı tabii ki olmazdı. Allah'a güveneceksiniz. Hani bir de şunu bileceksiniz. Değerli arkadaşlar. Bu dünyada ilahi kanundur bu. Kişi ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun. İhlasla çalışan kim olursa olsun Allah bu dünyada yani dünyada amacını ona amacını ulaştırıyor. Yani bakın Müslüman olsun ya da olmasın. Amacı rızayı ilahi olsun olmasın ama ihlaslı ve çalışkan olduktan sonra Rabbim ona dünyada ilahi kanun olarak bunu veriyor. İşte Moğolları birisinden dinlemiştim. Çok güzel örnekti. Moğollar kalktılar oradan bayağı bir geldiler. Her ne kadar İslam'a da büyük zarar verseler de kendi amaçları ihlaslıydı. İhlaslı bir amaçları vardı kendilerine göre ve son derece de çalışkandır. Çalışkanlardı. Şimdi biz de ihlaslı olacağız. Biz bu makamları ne için istiyoruz? Biz bu işleri ne için istiyoruz? Bu noktada ihlaslı olacağız. Yani ne diyeyim? İhlas yoksa ve çalışma yoksa o olmuyor ve sizi o sürece başarısızlıkla sonuçlandırıyor. Bizim için de bir Müslüman olarak bizim için de Rabbimizin rızasıdır. Kime güveneceğiz? Ahmet'e, Mehmet'e değil yani. Dağa güvensen kar yağar, insana güvensen insan ölür gider. Allah'ın adamı olun. Yani onun bunun adamı olmayın. Allah'ın adamı olun. Yani şimdi bürokraside görüyorum işte onun adamı, bunun adamı, şunun adamı. Yani kardeşim onun adamı olursan o görevde gittikten sonra ne olacak sana? Sen bir kul olarak ben Allah'ın adamıyım. İkincisi devlette de devletimin memuruyum. Başka kimsenin bir şeyi değilim ben. Devletimin memuruyum. Devletimin verdiği görevi yaparım. Siz de Allah'ın adamı olun. Allah'a güvenin. Allah'a güvenmekle yetmiyor yani. Çalışacaksınız. Rabbim bu dünyada çalışana verir. Almanlardan bahsettik işte. Bakın Almanlar iki büyük dünya savaşı geçirmiş ama buna rağmen hala şu an dünyada ilk üçte ekonomisi olan bir ülke. Niye? Çünkü adamlar çalışıyorlar yani. İş ahlakıyla dürüst bir şekilde çalışıyorlar. Allah da bu dünyada onları amacına ulaştırıyor. Biz de çalışacağız. Çalışmayı asla ve asla bırakmayacağız. Ve süreç içerisinde siz ihlaslı olduktan sonra, çalışkan olduktan sonra Rabbim öyle kapılar açıyor ki arkadaşlar. Öyle kapılar açılıyor ki siz bile şaşırıyorsunuz. Siz Allah'a güvenin, çalışın. Öyle kapılar açacak ki Hasan abi gibi güzel insanlar, Uğur abi gibi, Halim hoca gibi güzel insanlar her zaman sizi destekleyecektir. Allah öyle bir hadis de var değil mi Hasan abi? Siz daha iyi ifade edersiniz. Yani böyle sırf Allah'a güvenerek yola çıkan kişi için Allah umulmadık yerden kapılar açar diye bir hadisi şerif de var. Ben tam ifade edemiyorum da onu ben kendime rehber edindim. Rabbimize güvendikten sonra, Rabbimizin adamı olduktan sonra sadece ve sadece ondan umup, yani umut kaynağımız sadece ve sadece Allah ve yine ve sadece Allah'a kul olma azminde olduktan sonra Rabbim bu ihlaslı niyetinizi hiçbir zaman yerde bırakmıyor. İnşallah yani Rabbim sonumuzu da hayır eylesin. En azından o süreçte daha ne olduk demeyeceğiz, ne olacağız diyeceğiz. Rabbim ayağımızı kaydırmasın. Sınav hala devam ediyor. Ölene kadar devam ediyor. Böyle bir hata yaparsınız ki geçmişteki bütün iyilikleri ortadan kaldırma gibi bir tehlike de var. İhlaslı olduktan, çalışkan olduktan sonra onların hepsi ön yargıdır. Rabbim öyle kapılar açacak ki, öyle insanlarla tanıştıracak ki siz bile şaşacaksınız. Ben kaymakamlık birinci mülakattan elenmiştim Hasan abi. Elendim. Hatta başbakanlık müfettişliği vardı. O da çok yüksekti. Yazılısını kazandım. Onu da mülakatından elendim. FETÖ'cüleri aldılar o süreçte. Sonra niye FETÖ'cü diyorum? Çünkü sonraki süreçte FETÖ'den atıldılar benim zamanımda Almanlar. Ona bakmıştım. Oradan da elendim. Sonra asla ve asla da referans içine girmedim. Hasan abi de bilir yani. O süreçte. Sonra evet. Devlet personel başkanlığı sınavına girdim. Yazılısından birinci oldum arkadaşlar. Birinci oldum. Yazılıdan birinci oldum. 18 kişi alamıyordu. Mülakata girdik. Yine kimseye söylemedik. Ya bize yardımcı olun falan filan. Belki haberi olanlar yardım etmiş olabilir. O da onların sınavı. Ne diyeyim hani
bir kendi sınavımız var, bir de başkasının karşılaştığı duruma karşı bir sınav var. Şimdi ben kaymakamım, tamam mı? Bir tane bir delikanlı var. İhlaslı bir şekilde çalışıyor, çalışkan bir şekilde çalışıyor. Onun elinden tutmak da benim vazifem arkadaşlar. Yani o da Rabbimizin bize yüklemiş olduğu görev. En azından kendi tanımış olduğum insanlara söylemek benim görevim. Ama senin görevin ne? Öğrenciyken çalışacaksın, ihlaslı olacaksın. İşte sonra devlet personel başkanlığının sınavına girdim. Birinci oldum. Yine kimseye söylemedik ama birinci olduğumuz için almak zorunda kaldılar. Atan abi. Yani 18 kişi alıyorlardı, 18. sıradan aldılar ama yine almak zorunda kaldılar. Neticede herhalde şeyden korktular. Biz mahkemeden falan anlamayız. Mahkemeye de gidemezdik de o süreçte. Herhalde bu idare mahkemesine giderse iptal ettirir falan filan. Birinci olmuş. Ondan aldılar. Ondan sonra hem ilim meymanın çok büyük destekleri var. Hem de o süreçte orada da çalışacaksınız arkadaşlar. Hangi iş olursa olsun çalışacaksınız. İşten kaçmayacaksınız. Memuriyette öyle bir şey var. Sorumluluktan ve işten kaçmak genel bir maalesef genel bir davranış şekli olmuş. Biz orada da çalıştık. Ne iş verildiyse yaptık. Oradaki insanların da takdirini topladık. Oradaki insanlar da neticede uzman. Hepsinin çevresi var, şeyi var. Sonraki süreçte ben ikinci defa kaymakamlığa girdim. İşte bunların etkisiyle neticede soruyorlar. Ya bu adam başvurmuş nereye? Nerede çalışıyor? Devlet personelde. Devlet personelde tanıdıkları, bildikleri adamlara sormayacaklar mı? Yani diyecekler bu adam nasıl? Demek ki orada iyi şey söylemişler. Buraya nerede kalıyoruz? Oraya sormuşlar vesaire. İkinci kez girdim ben kaymakamlığa. İkinci mülakatımda girdim. Temel hap olarak hocam Hasan abi şunu söyleyeyim. İhlaslı olun, çalışkan olun. İhlaslı olup çalışkan olduktan sonra vallahi de billahi de tillahi de Rabbim sizi yarı yolda bırakmaz. Yani Ahmet olmaz, Mehmet olur. Mehmet olmaz, Ayşe olur. Bir şekilde seni destekler yani. Bir şekilde vicdanlı, vicdan sahibi kullarına gören, vicdan sahibi bir kul görüp bu adam çalışkan, dürüst, ahlaklı ve bir işe de girecek dese vicdan, her vicdan sahibi ona destek olur arkadaşlar. Ben öyle görüyorum. Ben onu da yaşadım, bildim. O ön yargılarınızı yıkın. Şeymiş işte torpilmiş, referansmış. Ya böyle bir realite yok demiyorum. O ayrı bir boyut. Onu devlet olarak kendi öz eleştirimizi yapıp kendimizi düzeltmeliyiz. Evet. Lakin kul olarak söylüyorum. Bunlar sizi çalışmaktan ve şeyden alıkoymasın. Öyle kapılar açar ki Rabbim siz bile şaşırıp kalırsınız. Ya dersiniz nasıl oldu dersiniz ama olur verir. Yeter ki Rabbinize güvenin. İhlaslı olun. Sırf Allah rızası için bu işi yapın. Yani o makamları, mevkileri Allah rızasını kazanmak için bir araç olarak görün. Bunların hepsi bir araçtır, o amaca götürün. Ve çalışın. Çalışmadıktan sonra bakın. Çalışmadıktan sonra olmaz. Hasan abi bilir. Biz 10 saat, 12 saat çalışırdık değil mi Hasan abi? Otururduk. Günlük 12 saat ders çalışırdık. Benim göz numaram arkadaşlar o sınav sürecinden önce 1,5'tu. Bir yıl sınav süreci geçirdik. 2,5'a yükseldi. Öbürsü daha fazla yükseldi. Yani bunlar fedakarlıklar gerektiren bir süreç. O süreçte de size şimdi çoğunuz öğrencisiniz. Sınav sürecinde değilsiniz. Aslında o sınav sürecinde olan arkadaşlarla da böyle bir toplantı yapsak iyi olur hocam. Çünkü çok şey oluyor. O süreci iyi yaşadığımız için onların evet, da psikolojisi evet. İyi yönetmek gerekir. Sabır. Sabır çok önemli bir şeydir. Sabretmek gerekiyor. Bu süreç geçiyor işte. 1 yıl, 1,5 yıl çalıştık. Ama Rabbimize hamdolsun. Fedakarlıklar da yaptık. Yapacağız. Bir şey istiyorsanız bunun bedelini ödemeniz gerekiyor. Ve nihayetinde de Rabbinize güvendikten sonra da Allah sizi yarı yolda bırakmıyor. Eyvallah. Allah razı olsun. Ramazan Kayan Hoca'nın çok güzel bir sözü vardı. Daha önce İstanbul'daki programlarımıza davet ettiğimizde yola çık, yol açık derdi. Siz tarihte Allah rızası için yola çıkan ve yolda kalan kimseyi duydunuz mu, gördünüz mü derdi. Yani her fırsat bir imtihan, her imtihan kendi içerisinde bir tehdidi barındırıyor. Onun için o fırsat, tehdit ve imkanları en güzel şekilde değerlendirmek lazım. Ben kendi adıma hep şey istedim, Allah'tan arkadaşlara onu tavsiye ediyorum. Ne istediğinizi iyi hesaplayın. Çünkü ne isterseniz Allah size onu verecektir.
Ama sizin ne yapabileceğinizi iyi hesaplayın ki yaptığınız iş sizi cennete götürsün diyorum. Ben Allah'tan hep şey istedim. Gençlerle ilgileneyim. Sivil toplumda olayım. Böyle gençlerle paylaşımlar yapayım. Allah beni Türkiye'nin göz bebeği bir kuruma getirdi. Tabii bu kendi içerisinde çok büyük bir vebal barındırıyor. Yani bu kamu içinde, özel sektör içinde, akademisyenlik içinde geçerli. Ben bu liyakati, bu özveriyi, ete kemiğe bürünmüş halini sizde gerçekten birebir tanıyıp yaşayarak gören birisiyim. Arkadaşların sizi mutlaka tanımasını istedim, önemsedim. İnşallah istifade etmişlerdir. Ben siz konuşurken birkaç not aldım. Olayın kısa bir özetini arkadaşlara aktarmak adına. Dediniz ki ulaştığınızda tükenmeyen bir amaç olmalı. Çünkü amacınız tükendiğinizde kendinizi sermaye tüketmeye başlarsınız. Ben de aynısını söylüyorum. Yani amacınız ilahi rızaysa, cennetse, sonsuzluksa, bu anlamda hiçbir zaman amacınız tükenmez. Bunu paylaştınız. Hedeflerimize ulaşmak için Allah'ın koyduğu kuralları çiğnememeliyiz. Yani hiçbir zaman araçlarımız amaç olmamalı, yer değiştirmemeli. Bu olduğunda şahsiyet gelişimimiz çok güzel ilerliyor. Rızık Allah'tandır dediniz. Buna ben de bizatihi şahidim. Ben de zaman zaman gençlerle üniversite yıllarında uğraşırken benim akranım, sınıf arkadaşlarım ya sen deli misin? Niye uğraşmıyorsun? Niye bir staj yapmıyorsun? Niye şunu yapmıyorsun? Derken ben rızık Allah'tandır diyordum ve Allah gerçekten mahcup etmedi. Allah kendine güvenen, kendini vekil tayin eden kimseyi bugüne kadar yarı yolda bırakmadı. Bütün makamlar emanettir. Yani sadece bir makama, makam mevki veya görsellik olarak bakarsanız bu emanet sizin cehenneminiz olabilir. Bir önceki hocamız şey demişti, herkesi cennete götürmeye çalışmayın demişti. Güçlü millet, güçlü devlet. Toplumdaki algı dediğiniz gibi devletçilik değil de millet güçlü olursa devlet güçlü olacak, devlet güçlü olursa millet güçlü olacak. Biz güzel bir korelasyondan bahsettiniz. Yine çok güzel, kamuda çalışacak, daha doğrusu her yerde çalışacak insanlar için dinde kardeş, yaratılışta eşit dediniz. Yani bu prensip bile başlı başına kamuda çalışacak, ileride farklı pozisyonlarda olacak arkadaşlar için çok önem arz ediyor. Hal dilinden, mana dilinde konuşmak. Yani çünkü yapmacık olduğunuzda, doğuda görev yaptınız. Ben doğudaki birebir arkadaşlarımla da görüştüm. Sizi yakından takip ettim. Kişi mana dilinden konuştuğunda konuşması bile gerekmiyor. Bir tebessümü bile yetiyor. Yani hakikaten siz bunun en güzel örneklerindensiniz. Allah razı olsun. Yine vurguladığınız güzel bir şey. Tebliğ değil, temsil. Artık insanlar her yerde, çalışanlar da tebliğ istemiyor. Sadece nasihat değil, İşin temsil boyutunu istiyor. Arkadaşlara ben bunu vurguladığınız için tekrar hatırlatmış olayım. Ön yargıları yıkmak dediniz. Ben de Güneydoğu kökenli bir vatandaşım ve ön yargılardan kendim adıma da çok çektim. Bu ön yargıları yıktığımızda aslında gözyaşlarımızın renginin aynı olduğuna, işte sevinçlerimizin, naralarımızın aynı olduğunu keşfettiğimiz zaman gerçekten olay çok farklı bir yere meylediyor. Aliya'dan, rahmetli Aliya'dan bahsettiniz. Savaştığınız kavramlar, tükettiğiniz kavramlar olursa aslında savaşmanızın hiçbir anlamı yok dediniz. Allah razı olsun. Yani bunları arkadaşlarla, değerli arkadaşlar, sizinle paylaşmaya çalıştık. Programın başında babanızdan bahsettiniz. Biz de rahmetle yad ediyoruz. Sizin gibi bir evlat yetiştirdiği için Rabbim gani gani rahmet etsin. Mekanını cennet eylesin. Ben hem sizinle hasret giderdim. Allah razı olsun. Sizi birebir böyle yakın görmek beni de çok mutlu etti. İnşallah arkadaşlarımız da memnun kalmışlardır. Yine dediğiniz gibi özellikle kaymakamlık veya A grubu sınavlara hazırlanan arkadaşlar için sizin de müsaadeniz olursa, iletişim bilgilerinizi isterlerse olur. Vermek istiyorum verin hocam, ben. Hem numaramı verin da, hem mailimi verin, iyi olur. Evet, bunu da paylaşmış olayım. Zamanımızı verimli kullandık. Ben bunları söyleyerek programı bitirmek istiyorum. Sizin son olarak katmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ona göre programı bitirelim Sayın Kaymakamım. Sadece tekrar Hasan abi, size çok teşekkür ediyorum. Hakkımda düşünceleriniz tekrar sizin o güzelliğinizdir. Daha iş bitmedi. Daha yapacak çok şey var. Arkadaşların burada chatlerde yazdığı şeyler var. Oraya birisi uzun bir şey yazmış ama dediği gibi Hasan abinin, arkadaşlar ihlaslı olun, çalışkan olun. Her ve emanet bilincini unutmayın. Her şey emanettir bize ve her şey de sınavdır. Aldığımız nefesten içtiğimiz suya kadar elde ettiğimiz makamlardan karşılaştığımız zorluklara karşı kadar her şey sınavdır. Rabbim bizi sınav ediyor. Burası sınav. Makam verdiğinde, mevki verdiğinde şükrediyor mu? Musibet verdiğinde sabrediyor mu? Onu ölçüyor. Rabbim sınavı geçenlerden eylesin.
Rabbim bizleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anladığı, yaşadığı İslam'ı yaşamayı nasip eylesin. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket etmeyi, devleti bir putlaştırıcı, bir kutsal, çok böyle haşa Allah seviyesinde görecek bir bakış açısından ziyade devleti vatandaşına, milletine hizmet eden bir araç olarak görüp ve devleti de bu şekilde güçlü kılan bir anlayışı bizlere nasip etsin diyorum. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamım. Değerli arkadaşlar, bugünü burada noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.